Zeki. Ben başladım bugün. Eyvah kaptırdım. <laughs> Emel sazı aldığı eline bir daha da bırakmaz. Mümkünatı yok bırakmam. Yok yok yok. Ben aralarda evet katılıyorum bence de diyebileceğim ancak herhalde bugün. Evet arada bir haklısın da dersen sevinirim. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Şey derler ya son geyik şey geyik olarak hani. Evde son sözü ben söylerim. Haklısın karıcığım dedim e. <laughs> <laughs> Doğru. <gülüyor> son sözü söylemiş oluyor. Geçen diyor dizleri üzerinde sürünerek karım geldi yanıma kadar. Tamam çık yatağın altından artık dövmeyeceğim dedi. <laughs> ben de şey diyeceksin diye bakayım. Elinde bez yerleri silerek falan gibi bir şey. <laughs> ya öyledir ya öyledir. Yani. <laughs> ya öyledir ya öyledir. Evet. Teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim bomba bomba çok şükür ne güzel çok ne şükür. güzel ee, Güneş çok güzel enerji verdiği için herhalde işte bir zaten bahsediyoruz hep bir, bir patlama yaşıyorum ben sen nasılsın de sonra bir şey söyleyeceğim Ben de iyiyim gayet iyiyim Güneş beni gerçekten e, olumlu etkiliyor İyi ki böyle e, kuzey ülkelerinin birinde yaşamıyorum Evet çok az güneşin doğduğu. Tabii bir yandan da e, ne o aydınlık geceler mi? Evet evet öyle bu, bir. Bu sefer de güneşin batmadığı. Norveçti galiba. 6 ay gece 6 ay gündüz yanlış bilmiyorsam eğer. Ama bu da acaba şöyle mi olmuş? Mesela öyle bir ülkede doğup büyüseydik ay iyi ki güneş yok falan der miydik acaba ya? Bu Dönüp bilmem kaçıncı e, bölümdeki kabullenmeyi iyi dinlemiş ve idrak etmiş olursak <laughs> <laughs> yani insan, i̇nsan çabuk adapte oluyor, çok, çabuk adapte oluyor evet, insan. Çok çabuk hemen. Mevcutla yeteniyorsan iyi ki böyle diyorsan çok da sorun yok. Evet, mutluluk zaten ya yani elindeki Hı. olan mutluluğu ne kadar çok kovalarsan, kovalarsan o kadar çok kaçıyor zaten mutluluk. O önceki çalıştığımız şirkette bir insan kaynakları direktörü gelmişti merkezden. Hı. Venezuelalı Karakasta. Yani Oo. doğum yeri Karakas. Hı hı. Yılın 12 ayı derece 24 ile 26 arasındaymış. Yılın 12 ayı yani her, 12 her, gün, ayı. her gün, her gün, her gün her ay. Ha. 24 ile 26 derece. Aa. Evet, Karakasta. Kara ne güzel. Evet. Ama dedi <laughs> her güzelliğinde <gülüyor> bir <gülüyor> e, gölge yanı. E, şimdi belki farklıdır ama o zaman için güvenin çok olmadığı bir şehir. Caddede yürürken arkada bir ayak sesi gelmişse böyle çok tedirgin oluyorsun. Hemen orada bir mağazaya bakar gibi yapıyorum ki o geçsin hani ne olacağı belli değil. Her hafta sonu yaklaşık 30 kişi öldürülüyordu demişti Karakas'ta. Oh! Evet. Aa, hiç bilmiyordum ben Ö bunu ne kadar yüksekmiş O zaman için evet öyleydi İşte hani bir sürü mafya falan filan şeyler belki de suç örgütleri Vesaire Hı -hı. Öyle olunca şimdi hani ben de gideyim Karakas'a hep e, Güzellik yarışmalarında Karakaslı kızlar birinci oluyordu öyle evet. diyordum Vazgeçtim Vaz e, Tamam iyi yapmışsın tamam Sen, bizim vazgeçtim. sana ihtiyacımız var boşver Ka Karakas'a gerek yok e, işte, e, Kara kışa Kara razıyım <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> ya bir de bir de şöyle bir şey var. E, hani bunu daha önce de konu etmişizdir bu benim gözlemim ama e, eminim başka insanlar da fark etmiştir. Sıcak ülkelerde yaşayan insanlar daha böyle rahat o şey o sıcaklığın vermiş olduğu rehavet mi deniyor? Hani böyle bir rehavet. Aman boş ver falan havası. Hani ne bileyim. Hakuna matata. Hakuna ha, matata. Şeyler soğuk ülkelerdekiler daha bak disiplinli, dinç, daha çalışkan falan böyle hani. Belki de ısınmaya çalışıyorlar yavrum. Öyle çok çalışarak. <gülüyor> çalışarak. <gülüyor> Hareket ederek, spor yaparak falan. <laughs> Tabii, o Olabilir. Da, o da farklı Olabilir. bir bakış açısı. Ben şunu fark ettim birkaç e, bölümdür. Ben mesela geçen haftaki bölümde şöyle bir şey söylemişim. Hani bu enerji patlamasından yola çıkarak sabah 7'de kalktım şunu yaptım işte makineyi çalıştıracağım. Sonra demişim ki şey elektrikli süpürgeyi işte benim makinem suya çekiyor deyip orada bırakıp başka bir şeyden bahsetmişim. Sanki şey gibi oluyor ha <laughs> ha fakirler ezdikler benim makinam suya çekiyor falan böyle. Öyle dedin. Öyle dedim ve orada. Ben hemen de taksite, taksite girdim dedim ki. <laughs> Hatta dedim böyle en pahalısı su ne? Ee işte <laughs> Damacana su dolduruyorum makinama. Damacana ne? su <laughs> dolduracağım. Aslında bazen hakikaten beynim ya çok hızlı çalışıyor ya ağzım çok yavaş. O, o makina çok ses çıkartıyor ya anlatmaya çalışmışım ama orada kestim. Dinlerken dedim ki Yuh dedim ya böyle görgüsüzler gibi benim makinem var. Suya çekiyor falan olmuş. Onu bir düzeltme. <laughs> Bazen böyle şeyler yakalarlarsa arkadaşlar bilsinler ki beyin hızlı düşünüyor. Ağzım yetişemiyor aslında. Onun devamı var ama ben söyledim zannediyorum. <laughs> Seslendirmede bir senkronizasyon sorunu var. Ha evet. <laughs> ben de şimdi bizim çekim sırasındaki şeyden bahsediyorsun öyle bakıyorum. Hayır. Senden bahsediyorum. <laughs> İşte öyle yani özür diliyorum o yüzden yani amacım o değildi onu belirtirken devamı vardı ama gelmedi. Ya emel endişe etme. 255 bölüm seni dinlemiş olan insanlar senin ne kadar mütevazı, yardımsever, iyiliksever olduğunu ya, bilir. Ya, çok teşekkür ediyorum. Tabii, Sağ tabii, ol. Tabii, kötü hiç. niyet yok gerçekten kötü niyet yok, yok yani. Yok, yok. Hani. Sağ ol. Teşekkür her gün, ederim. Her gün kahvaltıda havyar yiyoruz desem bile o eminim tereyağın kabının üzerine havyar yazmıştır. onu gibi derler. <laughs> <gülüyor> Süper <gülüyor> <Evet. Avalar> niyetiyle <gülüyor> yiyorum <gülüyor> Beynimi kandırarak hiç de, hiç de yemedim Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum Hiç sevmem ama işte zorla yiyorum her sabah diyormuşum. <laughs> <Değil mi? gülüyor> sabah ritüelimiz Yok ya bir kere denedim de Böyle hani hiç bahsedildiği gibi değil Belki şey olmuş olabilir Hani belki böyle Nasıl o kadar yoğun bir Deniz kokusu var Hmm. Ama böyle hani yosun Yok. deniz böyle bazen böyle bir kötü bir kokusu olur ya. Doğru. Ama ben böyle hani herhalde kaşığı böyle çay kaşığını veya mama kaşığını bu doldurup ağzıma. Hani onlar bilirsin küçücük böyle 3-4 üç, üç, adet falan böyle. Hani ne kadar az yerse o kadar tatlı. Ben tabii gorgusuz olduğum için de ilk yediğim için beğenmedim ben yani bilmiyorum. Sen birden zengin olmak istemişsin. Oysa aşama aşama <gülüyor> olmalıydı. <gülüyor> Önce bir tane yumurta alıp böyle koyup. Değil mi? <laughs> İşte öyle beğenmedim ama evet. Olsun bakalım. Seni tanıyoruz hiçbir önemi yok. Sağ ol yok. çok teşekkür Bunu ediyorum. Samimiyetle teşekkür. söylüyorum. Ben. Sağ ol biliyorum biliyorum teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz dediğin gibi alışmışlardır artık bana yani böyle bazen evet. oluyor işte. Oluyor böyle be, bazen bir densizliği, patavatsızlığı oluyor. Alıştılar yani. Alıştım, sağ ol. <laughs> Zaten patavatsızlık bölümü diye bir bölüm çekmiş. O bana ithafendi. Ee, Peki hala evet. Günün konusu. Söyle bakalım. Evet dedim ki ben başkalarının üstüne çok fazla düşme. Sonra altta kalıp ezilirler suçlusu sen olursun dedim. <laughs> hmm. Sen senin üzerine çok düşüyor musun? Evet. Damardan gireyim. Tabii ki. Tabii ki. Ama farkındayım. Bu hakkı nereden görüyorsun? Anne olduğum için büyük ihtimalle. Yok ya. Evet. Doğa sana bunu o, otomatik olarak böyle bir ambalaj içerisinde mi verdi? Evet. Anneler çocukların üzerine düşebilirler. Evet. Bir de ben hani biliyorsun hafiften balık etli olduğum için düşünce garibim o da çıtır çerez bir şey çir olsa. <laughs> Yazık çocuğa <gülüyor> ya. <gülüyor> ya şöyle e, çok üstüne düşüyorum derken düşüyorum derken böyle çok kontrolcü falan olmamaya çalışıyorum gerçekten çalışıyorum. Ama işin içine çocuk girince bu annelikle beraber hormonlar da değişiyor biliyorsun değil mi? Çocukla anne arasında hı hı. değişik bir enerji, iletişim, bir hormon alışverişi falan olduğu için. Bu birazcık da içgüdüsel. Belki herkes yaşamıyordur. Çünkü ben herkesin anne ve baba olabileceğine inanmıyorum. Ama yani değişik evet düşüyorum üstüne. Yavaş yavaş düşmemeye çalışıyorum. Kendimi alıştırmam gerek önce. Şöyle bir çağrışım yaptı. Hani herkes anne baba olamaz. Anne baba. Anne baba olanlar mutlaka çocukların üzerine düşmeli mi yani? Bu mudur annelik ve babalık? Hayır, şöyle tabii. Herkes anne baba olmamalı diyeyim. Kabul. Olamaz diyeyim de hani çünkü televizyonlarda evet, görüyoruz falan falan işte açıklamama gerek yok ne demek istediğim Hı. anlaşıldı. Ben bir helikopter ebeveyn değilim. Birçok şeyi Selin'in kendi denemesine mutlaka izin veriyorum. Mantık çerçevesi içerisinde. Ama Çoğu zaman evet üstüne çok düşüyorum. Aslında üstüne hmm. çok düşmek ne onu bir konuşsak. Üstüne Belki çok de. düşmek sana göre ne? Sence ne? Belki ben yanlış tabir kullanıyorum. O kişiye ben hani bu konuyu konuşalım dediğinde düşündüm. Nerelerde bir kişi bir başkasının üstüne çok düşer diye? En barize ilk aklımıza gelen ailedeki tabii ki çocuklar. <laughs> Tersi ailedeki diğer kişiler de olabilir. Hani Çocukları da anne babaların üzerine çok düşüyor olabilirler. Belki yaşlanınca hı hı. kardeşler birbirine düşebilirler. İş hayatında olabilir hı hı. vesaire diye düşündüm böyle. Hı hı. Üstüne çok düşmekten benim kastım ya, ya da anladığım hı hı. o kişiye alan açmadan o kişinin hayatıyla ilgili her şeye karar vermek gibi düşündüm. Hı. Ben de çok üstüne düşmeyi şöyle düşündüm. Kontrol manasında değil de. Çok aşırı ilgilenmek. Hmm. Ee, i̇şte kızım iyi misin, nasılsın, günün nasıl geçti, İşte atıyorum canı sıkkın. gidiyorsun bir daha diyorsun. Ya ne oldu? Konu ben konuşmak istemiyor belki ya bir rahat bırak çocuğu, değil mi? Yani olabilir. Evet. Her şeyi benle paylaşmak zorunda değil. Bazı şeyler içinde yaşayarak kendi sonuçlarına, kendi şeylerine varması gerekiyor. Yani hani ben bunu kontrol olarak değil, ama üstüne düşmek, aşırı ilgilenmek. Mesela hmm. bir şey istediğinde hemen onu yerine getirmeye çalışmak, hep onun hmm. sevdiği yemekleri yapmaya çalışmak gibi düşünmüştüm. Ben yani de onu o şekilde üstüne düşmeyi. Yani sen deyince evet bu da bir üstüne düşmek doğru. Hı, hı. Diğeri evet doğru söylüyorsun. Aşırı kontrol, onun hayatına müdahale falan gibi oluyor belki de. Hı hı. Çok yok bende. O, o bende var ama aşırı derecede bir helikopter ebeveyn. ...gibi değilim. Koru, aşırı korumacı... Hı hı. ...değilim. Öyle bir bölümde bahsetmiştik. Evet. Bunun zarar, zararlarından bahsetmiştik. Evet, evet Aslında iyi niyetle bile yapılıyor olsa diye. Evet ama gelişimini engelliyoruz... ...aslında çok aşırı kontrol ederek. Ama ben çok yapıyorum yani... ...bunu yap yapmamaya çalışıyorum. Yapıyorum hala da ama bir yandan hı hı. da... ...çalışıyorum. Hani kolay değil. Ee, i̇çgüdüsel değil. olarak yapıyorum bunu. İşte geliyor eve kızım günün nasıldı? Mesela surat asık iyi. Ha iyi ne demek... Aç biraz konuyu. Bir sıkıntı <laughs> mı var? İyi ne demek? <laughs> ama, i̇yi iyi he, dilin, eşittir iyi. He, dilin iyi diyor ama suratın düşük. Modun düşük. Ne oldu? Anne bir git. Ama olmaz. Hadi bir anlat. Gel bak hadi yemek yiyelim. İşte atıyorum işte o şeyi çok seviyor brokoli. Gel bak işte brokoli haşladım işte. Yanına bilmem ne yaptım. Hadi şunu da yiyelim. Başka bir şey ister misin? Ne yani? Niye yapıyorum ki ben bunu? Sonuçta ben üzülüyorum. <laughs> Gülme. Ya anne, ya anne al şu fotokopiyi çektir gitti. <laughs> Zaten bir süre sonra öyle oluyor ve genelde böyle ufak bir tartışma, ufak çaplı tartışmayla sonlanıyor. Ee, i̇yiyim diyorsam iyiyim ya of falan yapıyor. Anneye of denmez diyorum ondan sonra. <laughs> Bunu kimin için yapıyorsun? Yani Selin'e yaptığım bu hareketi kimin için yapıyorsun? Hmm, güzel bir soru. Güzel bir koşluk sorusu. Kendim için yapıyorum herhalde ya. Neden? 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 Çocuğumun yani Selin'i mutsuz görmek istemiyorum. Çok üzülüyorum mutsuz olduğu zaman. Yani böyle bir modu düştüğünde suratı acaba diyorum kendimiz de sorguluyorum. Hem de kendim için yani o iyi olursa çünkü ben de iyi olurum. Hani şey vardır ya klasik. Ben üşüdüğümde çocuğum da mutlaka üşüyordur diye. Yavrum sırtına bir şey, halbuki yanıyor çocuk ama ben üşüyorum çünkü yaşlıyım, ne bileyim sırtım üşüyor falan gibi hani öyle düşün. Ee, ke evet kendim için yapıyorum. Hangi yanını besliyor bu hareket? Sevgi. Sevgi çok sevdiğim için. Yani mutsuz olmasın. Çok seviyorum çünkü çocuğumu. Tabii ki doğal olarak yani benim çocuğum komşunun çocuğu değil. Ee, evet sevgi yanımı besliyor. Sevgi değerimi besliyor. Sevgi görme yanın ne kadar bu işin içinde? Sevgi görme yanım ne kadar? Çok çok olmayabilir. E, çünkü zaten derinlerde beni sevdiğini biliyorum. E, sü sürekli söylemesine de gerek yok. Eskiden hani hep öyle düşünürdü, düşünü düşünürdüm. E, kişilerin sözleri seni seviyorum demesi falan. Halbuki seni seviyorum derken başka birçok şeye maruz kalıyordum. Hani eylem, eylem olarak, eylem açısı, eylemler daha yüksek sesle konuşur. Kelimelerden Hı. öyle söyleyeyim. Dolayısıyla e, beni sevdiğini biliyorum. O hani sevgi görme konusunda sıkıntım yok. <laughs> sadece çok seviyorum Ve o mutsuz olunca ben de mutsuz oluyorum O gün içinde Hiçbir şey yememişse Ben böyle açlıktan Ölüyormuş gibi hissediyorum ee, Ama bu sadece Hani kızımda oluyor <laughs> Başkalarının üstüne Çok düşmüyorum ya Şimdi yalan yok Eskiden evet ama son Atıyorum 20-30 yıldır hiç umurumda değil Yani çok şey değil Dozu ne ölçüde peki hani bir yıl önceye baktığında, üç yıl önceye baktığında şimdi neredesin bu anlamda? Biraz daha fazla, çoğalmış olabilir. Çünkü Gerçekten. Kü küçükken tabii küçükken e, anlıyorsun, küçükken daha net şeyler söylüyor çocuklar. işte acıktım diyor, kızgınım diyor hani hareketlerinden de anlıyorsun aslında bir şey söylemesine gerek yok. Ama büyüdükçe biraz daha böyle... Az paylaşım olur ya ergenlerde. Çoğunda diyeyim. Kendi dünyaları olur, kendi arkadaşları olur, kendi ne artık bir dünya kurmaya başlamıştır ve seni böyle hafif e, daha az iletişimdedir seninle. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Anladım, anladım. Ee, Peki o yüzden, bu hı. bu doz artarak devam edecek mi? Beş yıl sonra hangi seviyede olacaksın? Yok, işte onu fark ettim. Artarak devam etti. Ee, hmm. onu fark ettiğim için elimden geldiğince kızım nasılsın? İyiyim. Ters bir durum var mı? Yok. Tamam. Hadi. İşte ne yapıyoruz? Kahvemizi içelim. Hadi gel yemek yiyeceksek yiyelim. Hadi bir dizi açalım hani böyle ama böyle biliyorum, görüyorum mutsuz bazı zamanlarda. Hmm. Ama üstüne gittiğimde de ters tepkiyle karşılaşacağım için yapmamaya çalışıyorum ama içim içimi yiyor. Ne oldu acaba? Bir mi canını sıktı? Bir şey mi oldu? Diye böyle kendi kendime soruyorum ama düşmemeye <laughs> gerçekten çalışıyorum. Hani kendim için yapıyorum demek ki hani böyle demiştin. Evet, evet. Peki başka ne olabilir senin bu ihtiyacını karşılasın, biraz beslesin ki oradaki kaygın azalsın. Selin tarafından mı ne olsun başka? Yok hayır. Selin evet ona tavrı devam ettirmek istiyorsun. Hatta fark ettin ki biraz arttırdın. Azaltmaya çalışıyorsun. Fakat iç planda içim içimi yiyor aslında da diyorsun. Hı hı. Biraz bu bir gereksinim, alışkanlık ihtiyaç ne dersen adını. Başka bir şeyle nasıl besleyebilirsin kendini? Başka bir şeyle nasıl besleyebilirsin? Beslemek deyince aklıma yemek geliyor. <laughs> 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 Brokolinin yanına Brokol bir de havuç <laughs> haşlayabilirim. Bilmem bilemedim. Bunu bayağı bir düşünmem lazım. Bu arada bu koştuk seansına döndü. Çekimdeyiz. Döndü, <laughs> döndü. Bilmiyorum bunu bir düşünmem gerek. Tamam. Bunu aslında bu tür hani Koştuk sorularını biraz da dinleyenler için de hani kendini sorgulama evet. anlamında da Çok biraz güzel oldu. Sağ ol. Benim de kafamı karıştırdı şey yaptın bu soruyu <laughs> 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 Şu an şu an kafasını kaşıyor gerçekten. Evet <laughs> ya. ben onu da fark ettim. Bir şey düşünürken ben kafamı kaşıyorum. Sende de var mı o? <laughs> Büyük ihtimal vardır. Tabii ama ben derin düşünürsem böyle mutlaka elimi kafamda böyle şey yapıyorum. <laughs> beynimi çalıştırmaya çalışıyorum. Damarlar harekete geçsin kan akışı olsun falan. Ee, okay, ben bunu bir tamam ben bunu bir düşüneceğim. Çünkü hani bir ihtiyaçtan büyük ihtimal kaynaklanıyor diye düşündüm. Ee, ha, ha. hani çocukluğunda seninle çok ilgilenilmiştir. Sen de o, ilgilenmem lazım demişsindir. Tersi olmuştur. Aslında biraz yalnız kalmışsındır. Bir duygularını ifade etmekte Dur, büyük ihtimal çocuğum da yalnızdır, kendisini ifade edemiyordur. Ben onu açmaya çalışayım falan demişizdir. Hani ben psikolog değiliz sonuçta. Tabii Biz, tabii. Çak, çakma podcastçi ve çak, çakma koç çakma yıkacılar olarak. Yok canım hemen çakma kelimesini kaldır oradan. Öyle şey olur mu? Böyle bir şey olabilir arka planında ama hani bunu fark etmek... O yüzden de tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bunu fark etmişsin. Ya bir dakika fazla düşüyorum galiba. Evet. Biraz da kendine bırakayım. O bana açılır. Açılma ihtiyacı hissederse hani gelir Aha. sonuçta. Yani ben en yakınındayım. Demek güzel bir şey. Bir de artıyorsa bu nereye kadarı ben sorgularım. Aa bir dakika hani plato evet. denir ya grafikte biraz evet. yükselir yükselir sonra bir platoya erişir. Plato evet. olsun. Burası bile fazla mı acaba deyip belki de düşürmek çünkü üniversiteyi bitirecek, iş hayatına girecek, evlenecek. Şimdi evet. oralarda dozlar hadi, bir tık bir tık bir tık geriye doğru evet. gelmek durumunda. Evet. Ee, ya sen şimdi e, doğru söylüyorsun. Yani evet gerçekten fark ettiğim için aslında birazcık da bunu konuşmak istedim. E, biliyordum çünkü bana e, güzel katkıların olacak. Senin fikrini almak benim için her zaman çok önemli. E, Sağ olasın. Yani bu hani dedin ya belki az ilgi görmüşsündür veya seninle aşırı ilgilenilmiştir diye. Ee, hı hı. O ikisinden birisi olabilir. Yani hı. onu doğru düşün. Tabii ki her şey çocukluğumuzdaki hani kodlamalarımıza giriyor. Evet. Ee, bir de şöyle küçük bir etken olabilir. Ben tek ebeveynim. Hı hı. Dolayısıyla doğru. her şeyi benim Selin'in. Hem doğru. annesiyim hem babasıyım hem kardeşim tek çocuk. Hani Doğru. E, büyük ihtimalle birazcık da böyle boşanmış yani parçalanmış aileler bölünmüş ailelerde e, bu tarz şeyler olabiliyor diye düşündüm şimdi gözlem düşünüyorum başka arkadaşlarımı da tanıdıklarımı da evet hani o bir ebeveynin eksikliğini gidermek için kalan ebeveynin daha çok ilgilenip her iki rolü de doldurmaya çalışması ilk ihtimalle. Kesinlikle haklısın. Yani kesinlikle evet. haklısın. Senle konuşurken şimdi dank etti. O yanı da eksik kalmasın dur gibisinden. Evet. Hani evet. evet. Çünkü şey denir yani ya, baba figürü daha disiplin koyucu olmalı. Anne figürü daha sevgi olmalı. Şimdi Tabii. sen hem disiplini koymak hem sevgini vermek falan Kolay değil Allah yardımcın olsun. Yani harika bir annesin bir kere. Çok teşekkür evet. ediyorum sağ ol. Elimden geldiğince bildiğimce <laughs> öğrendiğimce. Evet, öyle hepimiz, için, hepimiz için evet, geçerli. Evet. Ne peki, biliyorsak onu sunmaya çalışıyoruz. Evet konuyu şimdi bana sorduk. Sen peki çocuklardan madem bahsettik. Nasıldı senin üstlerine çok düşer miydin? Veya düşüyor musun hala Ali ile Mustafa'nın? Ya Refika yeterince düştüğü için bana yüzde onluk bir dilim kalıyor. <laughs> Baba olmanın vermiş olduğu dayanılmaz hafiflik mi <gülüyor> Hafiflikle. <gülüyor> Sorumlulukla demiş. Sanırım ha. daha e, hani standart diğer babalara baktığımda çevremdeki onlara göre oldukça az. Oldukça az. Demin dedin yani şimdi körler sağırlar birbirine ağırlar olmasın ama bence de sen çok harika bir babasın. Yani e, çocuklarının böyle Refik Hanım'ın tabii ki hani onu ekarte etmiyorum ama hani konu şimdi baba olduğu için hani disiplinli ne istediklerini biliyorlar kararlı kişilikler. E, daha önce de söylemiştim gerçekten çok iyi çocuklar yetiştirmişsiniz ikiniz birlikte. Keşke Zeki sana baba diyebilir miyim? <laughs> <laughs> Bir Türk filmi açayım hemen dur arşivlerden. <laughs> Amca sana baba diyebilir miyim? Biraz deneyimleyerek e, kendilerinin hani yaşına uygun hep yapmaya çalıştım gerçekten. İşte yürüme çağındaysa hadi bakalım üç adım at ben de çevresindeyim mutlaka. İşte bisiklet öğrenmeye çalışırken evet yanlarda tekerlekleri var ben de yanında koşuyorum ara ara duruyor falan. Daha büyüdüler işte kendin artık gidebilir hale geldin bak otobüs durağı şuradan in şuraya bin şuna dikkat et falan. İşte hani üniversite ya <laughs> bisikletle Türkiye turu yapacağız. <laughs> Emin misiniz? Falan ama izin <laughs> verdik. Hani Çıktılar. Ya yani. onda mı yaptılar? Evet Ali yaptı. Söylememiş miydim hiç? Hayır söylememiştin. Aa, ya ne kadar güzel. Şöyle Allah, bravo. Eskişehir'de güzel sanatlarda okurken birinci sınıftaydı galiba. Birinci sınıfın e, yaz tatilinde. Ali'nin bir bisikleti vardı ve okulada da bisikletle gidip geliyordu. Hı hı. E, aradı beni baba dedi biz dört arkadaş. E, tabii Ali hep hani karar verip bize tebliğ ediyor. Hani <gülüyor> 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 o yüzden ben yüzde ona gerilemiş durumdayım. <laughs> Baba dedi biz bisikletle dört arkadaş Türkiye turu yapmaya karar verdik. Emin misin? A e, trafik falan. Ya ben araştırdım. Hani bunu yapanlarla görüştüm. Hatta Fransa'dan Çin'e bisikletle tura başlayan bir adamla yazışmış. Of. A Adam Türkiye'den geçerken yanlış hatırlamıyorsam Eskişehir'den de geçmiş. Ali'nin evinde de bir iki gün misafir kalmış galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya, süper. Onunla sohbetler etmiş. Riskine işte şöyle mi olur, böyle mi olur falan. Peki dedim hani şey ne plan ne? İşte Eskişehir'den yola çıkacağız Antalya'ya. Antalya'dan sahilden devam edeceğiz işte Muğla Oradan yukarıya doğru İzmir, işte Balıkesir falan Bursa'dan geri döneceğiz. Diyelim iki ay sürecek. Aa ne kadar güzel, ne biçim tecrübeler, nasıl hikayeler vardır Ali'de. Sonra dedim ki e, peki benden ne istiyorsun? <laughs> evet sponsorluk dedi haliyle. <laughs> Benim yerime sen seni gitmeni <laughs> istiyorum diyecek <laughs> hali yok yani. <laughs> Ne lazım? Bu Bir liste çıkartmış. İşte heybe gibi bir şey ekleniyor. Tencere, tava, çadır. Hani böyle vardır ya her yerden evet. bir şeyler sallanır. Evet. Onun gibi malzemeler için bir şeyler çıkartmış. Bir de tabii ki harçlık. Hani yollarda yeme içme vesaire. Bir arkadaş izin alamamış ailesinden. Üç arkadaş yola çıktılar. Eskişehir'den. Ben dedim ki sadece telefonla bir uygulama yükleyelim. Ben seni takip edeyim. Hani olur. Kaza, bela bir şey olur. Nerede evet. olduğunu bilin ki oraya gelebilelim diye. Sadece onu istedim hani. Sonra gerçekten çıktılar yola işte günde 50-60-70 kilometre yol alıp bir yerde çadır kurup tekrar devam sabah bilmem şu kadar. Yolda birisi düşmüş ayağını burkmuş işte hastaneye götürmüşler onu. Bir problem yaşamışlar jandarmadan destek almışlar. Bir yerde çadırın çevresini köpekler sarmış beklemişler içinde. Oho. Bir yerde aç kalmışlar köylünün birinin kapısını çalmışlar. Açız biz diye. <laughs> Onlar evlatlar gelin falan karınlarını doyurmuşlar böyle. <laughs> ya ne kadar güzel ya. Çok güzel. Ha. Çok güzel. Aa! aa. Bir de Ali'yi konuk alsak da acaba hatırlar mı ki analarını? Bir de bizimle analarını paylaşsa. Hatırlar büyük ihtimalle. Bunları dinlemek lazım hakikaten. Tabii e, Antalya'ya varıp Olimpos Hamile vardıklarında dedik ki aradı beni dedi burada bir pansiyon gibi bir şeyin bahçesine çadır kurduk. Bir iki gün bir denize girip hani dinlenelim tatil yapalım diye. iyi olur dedim hani. Sonra beni aradı. Baba biz otobüsle geri dönmeye karar verdik dedi. <laughs> 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 iyi <Tatiliyi> gelince rehavet. <laughs> Öyle oldu ama Aa gerçekten büyüyerek döndü deneyim kazanarak döndü. Tabii. Kendi tabii. ayakları hani Aa baba ayağını burktu arkadaşımız ne yapacağız?" demedi. İşte bir Hı -hı. şey oldu ne yapacağız demedi. Sonradan anlatıyor bunları. Günlükte tutmuş böyle. Dolayısıyla da şimdi hani çok üstüne düşen bir ebeveyn olsaydık Aman ha sakın deli misin?" falan. Tabii. Arkadaşlarımız da eleştirdi bizim. Ne yapıyorsunuz siz falan dedim valla hani batılı insanlar çok, böyle izin veriyor. Onların çocuklar onlara değerli değil mi sanki? Tabi Tabii. Bir de dizimin dibindeyse ben onu koruyabileceğim mi sanki? Hani elimde evet. mi sanki? Hani ben kendimi ne zannediyorum? Evet. bir de bu yaşta yapılır. 40 yaşında, 50 yaşında hadi bisiklet duru bak harika. Dünyanın en iyi bisikletini aldım falan. Bakkala gitmekte üşenirim. Zor. Insan. Evet. Ee, sen şimdi şey yapınca hani benim aklımda da çok e, tecrübe kazanması açısından, e, interrail diye bir şey var. İş duydun mu onu? İkisi de gitti. Ha. İşte ben mesela Selin'in ona çok katılmasını istiyorum çünkü belli bir yaş sınırı Gitsin. var. Gitsin. Diye hatırlıyorum. E, ama tabii tek başına olmaz hani sonuçta bir şey. En az bir kişi daha. Evet, bir, bir böyle hani er, bir grup olsa çok, e, çok iyi gayet. olur ama hani dört. Biri üç kişiyle gitti, biri dört kişiyle gitti yakın arkadaşlarıyla. Evet, evet. Bakalım şimdi e, ne olacak. Evet, neyse. Bu çocuklarımızdı. Özel hayatımızdan bahsedelim veya arkadaşlarımızdan. Çok üstüne düştüğün insanlar oldu mu? Var mı? Benim üstüme düşülmesinden çok hoşlanmadığım için, yani sevgi görmek, ilgi görmek... Hatırımın sorulması, bir problemin varsa ne yapabiliriz denmesi çok güzel bir şey. Bizim sosyal evet. yanımızın en güçlü yanlarından. Hani kendi yağınla kavrulmuyorsun. Mutlaka bir yağda bir yerlerden geliyor. Tabii. Bu harika Tabii. bir şey. Ama hani hep derim ben zehir öldürmez, dozu öldürür. Doğru. Dozu ne? Bu ilginin dozu ne? Bu ilginin dozu bunaltmak ve boğmaksa teşekkür. Evet öyle Hı -hı. insanlardan mümkünse uzak durmaya çalışıyorum. Hı, Hı Değilse de elbette ki hoşlanıyorum. Ben de dozunda ve ihtiyaç hissettiği hangi oranda hissediyorsa o oranda sunmaya çalışıyorum insanlara. Hı -hı. Eskiden beri mi hep böyle yoksa bu Eminim Deş... öğrenerek, öğrenerek daha taşlar yerine oturmuştur. Hı -hı. Çünkü bir şey belki de Veriyorsun veriyorsun ya bir dakika fazla mı verdim diyorsun buradan bir öğrenmeyle çıkıyorsun. Onun gibi yani bu beyaz saç beyaz sakalın verdiği bir <gülüyor> 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 Çak, çakma bilgelikle. <gülüyor> <gülüyor> yani evet öğrenerek hepimiz değil mi yani bizim kişiliğimizin oturmasını sağlayan kişiliğimizi oluşturan şey en büyük şeylerden bir tanesi bence tecrübe. Evet. Belki de en büyük şey tecrübe hani. Ee, öğrendiğimiz şeyler yaşadığımız olaylar tecrübe ettiğimiz şeyler Evet ee, kazandığımız bilgiler ve deneyim deneyimle tecrübe aynı şey değil mi evet aynı şey ee, biri, dolayısıyla, biri daha eski biri daha yeni evet dolayısıyla e, evet bu konuda böyle insanların üstüne çok düşüp aman onların işte neyi var dertine belki bir çare olur muyum bak ben de o da var bir hmm. böyle bir yara bandı gibi dolaşıyorum ortalarda <laughs> ki <ben mi? gülüyor> Acaba kimikler ne çare olabilir falan. <laughs> ee, Büyük ihtimal o tarafımı da besliyor şimdi. Bak hep konuşurken ne biçim aydınlanmalar yaşadım ha. Var ya. Çok iyi. Ben ee, de güneş mi arttı arka planda diyordum ya senin bu, aydınlanmaların Benim için. benim benim aydınlanmam evet. Ee, var. Ee, ben esen çok yani insanlar üstüne de çok düşerdim. Hmm. Ee, arkadaşlarımın işte sevgililerimin hmm. ee, ama hani Selin olduktan sonra bu çok daha azaldı. Çok. Çünkü bütün odama şu anda Selin yerleştiği için bir 19 yıldır. Ve <laughs> ee, onda biraz hani sanki şey gibi hissettim bunu anlatırken. Çok fazla insanların üstüne düşüyordum. Selin olunca bütün o üstüne düşmem gereken... Şimdiki belki. kurban da... Selin gibi hepsi değil. onun üstüne yüklenmiş gibi oldu. Ama farkındayım, fark ettim. Sorgula. Sorgula. Sorgulayacağım. Sorduğun soruları tekrar tekrar bir düşünce ama iyiyim diyorsa iyi. Okay. Karnı aç mı? Tamam artık yani kocaman çocuk olmuş. Kalksın yemeğini kendi ısıtsın. Atıyorum dışarıdan söylesin. Hatta senin için hazırlasın. Evet onu yapıyor ısıtır. Şimdi hakkını yiyemem çocuğumun. Hmm, ne güzel. Ne güzel. Ee, okuldan eve erken gelince yaptı, yaptığı şeyler oluyor. Hani konu başlı olarak demiştin ya. ...suçlusu sen olursun sonuçta kabaatlı sen olursun çok fazla üstüne düşersen. Evet. Bir de orada çok güzel bir kelime oyunu var. Üstüne düşersen ezersin hani ağırlığını ezersin. Ezersin, suçlu yani sen hoş olursun. Suçlu sen olursun. <laughs> ee, şöyle bir şeyi yakın zamanda şahitlik ettim. Ee, bir arkadaşım bahsetmişti. ...babaannesi toruna bakmış. Peki. İşte anne baba da çalışıyor biraz o ilgilenmiş ama o kadar ilgilenmiş ki hani çocuk okul aile birliğinde o var götürme getirme yedirme her şey var yani ve bence de çok abartılı hı hı. şu an o torun babaanneden nefret ediyor ve düşman gibi görüyor onu şu an suçlu babaanne vay ve onu dinlediğimizde de çok üzülüyor ağlıyor hani Evet. Ben, ben bunu hak etmiyorum ama şimdi bu konu olunca düşünüyorum şimdi doz neydi acaba tabi doğru Bravo. Doz neydi acaba? Evet. Durup dururken niye insan tepki göstersin bu kadar iyilik görmüş bir kişiye karşı? Evet. Evet işte doz. Çok bunaltırsan geri tepiyor maalesef. Evet. Dozu iyi ayarlamak gerekir. Böyle bir şey bak nerelerden başladık nerelere gittik. İş hayatında da yeni başlayan birisine evet ilgini daha fazla gösterirsin ama artık kişi uzman olmuş bilmem ne. Sen yönetici olarak hala ona acemi muamelesi yaparsan ona iyilik yapmış olmuyorsun. Evet evet doğru söylüyorsun. Herkes dediğin gibi kendi yağında kavrulmayı bir elbet bir gün öğrenmek zorunda. Evet. Öğrenemeyenler de işte kavrulmuyorlar öyle kendi seçimi, kendi seçimi. Tabii hepimiz seçimlerimizi ve tercihlerimizi yaşıyoruz. Ee, sadece bunun farkında olalım. Evet. İşte böyle aydınlanmalar yaşayalım ara Aydınlanmalar yaşayalım, flaşlar patlasın. Evet. <laughs> Vay be çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Ee, güzel oldu. Sağ olasın. Benim için de oldukça keyifliydi. Kendime de acaba dozum az mı diye ben de artırmaya karar verdim. Eyvah. Kaç kaç kaç. Hemen kaç. arayacağım. Şimdi hemen arayacağım ikisini de. Ne yapıyorsunuz? Kahvaltıda ne yediniz? <laughs> Görüntülü arayın bakayım. Sofrayı gösterin bakayım. <laughs> evet. Sofrayı gösterin. Ne var? Dışarı çıkarken de iki kat kaban giyin. <laughs> Yok ya bugüne kadar artık gelmişler. Seninkiler olmuş artık. Evlendiler. Kendi hayatlarını kurdular. Sıra benim. <laughs> Söylesem bile ha <"Haha,"> ha derler. Evet, <laughs> Babam da yaşlanıyor derler. Değil mi? <laughs> kendi bildikleri hayatı yaşamaya devam ederler. Evet. Canları sağ olsun. Allah tabii, ilerle tabii. karşılaştırsın Amin. bütün çocuklarınıza. Amin. Bütün herkesin çocuklarını Allah herkese yardımcı olsun. Amin. Evet benim söyleyeceklerim sana yakınmalarım bu kadar. Senin, <laughs> senin de yoksa kapatalım o zaman bölümümüzü. Samimi paylaşımlar için teşekkür ederim. Özeline giren de bir sürü paylaştın. Hani kendi... Biz hep kendi defomuzdan da bahsederiz. İyi yanlarımızda paylaşırız. Evet. Güzel bir şey ya. Kendisiyle barışık olmak güzel bir şey. Gelişim evet, de abi. böyle oluyor. Yoksa öbür türlü saklıyorsun. Aksesuarla gizliyorsun. işte beş kat evet. makyaj yapmışsın falan değil ya. Biz hiç amacımızdan şaşmadığımızı düşünüyorum. Bu podcast çekmeye Hı -hı. başladığımızdan itibaren. Neydi amacımız? Bildiklerimizi paylaşmak. Tecrübelerimizi paylaşmak belki birilerine bir yol oluruz belki birilerinden birileri bir şey öğrenir bizden hani ne bileyim biz onlardan öğreniriz bazen yazdıkları şeylerden de etkilenebiliyoruz düşündürüyorlar evet. bizi amacımız evet. buydu ee, saklamanın gizlemenin şeyi yok yani ailem yok. yok samimi samimiyet bilgi ve tecrübe zekatımızı veriyoruz evet kafını <laughs> çok seviyorum seni bilgimizin zekatını veriyoruz çok hoşuma evet. gidiyor. Evet, evet, o zaman e, çok teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Başkalarının üzerlerine çok düşmeyin, çok ezmeyin onları. <laughs> ezmeyin onları. <laughs> Dozu çok önemli. E, i̇yi ki varsınız, sizleri seviyoruz. E, bizleri Instagram'dan takip etmeye devam edin, hikayelerinizde paylaşmaya devam edin. Instagram at Organik Podcast hesabımız. E-posta atmak isterseniz Organik Birçok platformda varız. Kendi web adresimizde organikbeyinler.net Emel'in dediği gibi hani ben de Emel'e katılıyorum. Sizleri seviyoruz. <laughs> İyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.